Moğol İmparatorluğu'nun en büyük hükümdarı Cengiz Han, 1162 yılında Moğolistan topraklarında yer alan Dülün Boldak beldesinde dünyaya geldi. Doğduğunda herkesi şaşkınlığa ve dehşete düşüren bir durum vardı. Temuçin, yani Cengiz Han, eli kanlı bir şekilde dünyaya gelmişti. O zamanın bilginleri bu işareti doğan çocuğun çok büyük bir hükümdar olacağına yorumlamışlardı. Ama Temuçin kolay bir şekilde Cengiz Han olmamıştı. Hayatta karşısına çıkan zorluklar onu Cengiz Han olmaya zorlamıştı adeta. Temuçin, zorluk ve acılarla dolu hayatının ilk darbesini babasını daha 10 yaşındayken kaybederek yaşamıştı. 10 yaşındaki bir çocuğa devlet emanet edilemeyeceğini düşünen komutanlar, Temuçin ve ailesini adeta ölüme terk ederek bulundukları bölgeden ayrıldılar. Zor iklim ve bölge şartlarında bir şekilde hayatta kalan Temuçin ve ailesinde ilk kavga Temuçin ile üvey kardeşi Bekder arasında oldu. Bir sebepten dolayı Temuçin bu kavganın sonunda kardeşi Bekder'i öldürdü. Temuçin biraz daha olgunlaşıp büyüdükten sonra kaynaklarda Beşik Kertmesi de denilen Onkırat kabilesinden Börte ile evlendi. Ama o bölge güçlü olanın kazanacağı bir bölgeydi. Eğer güçsüz iseniz kaybetmeye mahkumdunuz. Bu kural da yine değişmemişti. Daha gücünü tam toparlayamayan Temuçin, Merkit kabilesinin kendilerine yaptığı bir baskına karşı savunma yapamamıştı. Ve bu baskın sonucu Merkitler Börte'yi kaçırdı. Aynı zamanda bu baskında Temuçin ölümden zor kurtulmuştu. Ama Temuçin intikamını almaya ant içmişti. Çok kısa zamanda bir ordu kurarak Merkitlere baskın düzenledi. Yaptığı bu baskında Börte'yi kurtarmayı başardı. Bu başarısı onu tüm Moğolistan bölgesinde tanınan bir komutan yapmıştı. Yıllar 1206'yı gösteriyordu. Temuçin gücünü topladıktan sonra başladığı Moğol kabilelerini birleştirmeye harekatında başarıya ulaşmıştı. İşte Temuçin artık yavaş yavaş Cengiz Han'a dönüyordu. Cengiz Han Moğol birliğini sağladıktan sonra kendisine yeni bir hedef belirledi. Tüm dünyayı ele geçirmek. Ama ilk olarak Çin'i yerleştirdi hedefine. Bu sadece ana hedefe giden bir basamaktı. Çin'de karşılaştığı tüm engelleri aşarak Çin'in içine girmeyi başardı. 10 yıla yakın bir sürede tüm Çin'i egemenliği altına almayı başarmıştı. Çin seferinde başarıya ulaşan Cengiz Han rotasını batıya çevirdi. İlk hedef olarak gözünü Harzemşahlara dikti. Harzemşahlarla savaşında Nişabur kuşatması onu en sinirlendiren nokta oldu. Bu kuşatmada oğlunu kaybetmişti. Çok sinirlenen Cengiz Han kalenin içerisindeki herkesin öldürülmesini emretti. Kuşatma sonunda kalenin alınmasıyla içerideki hayvanlar da dahil olmak üzere hiçbir canlıyı sağ bırakmadı. Kaynaklardan aktarılana göre aylarca kalenin içinden ceset kokusu gelmişti. Bir Moğol tarihçi ise kokunun ancak cesetler çürüdükten sonra azaldığını rivayet etmiştir. Nişabur kuşatmasındaki başarının ardından tüm Harezm ülkesi, Horasan ve Doğu İslam ülkelerinin tümü Cengiz Han'ın emrine bağlanmıştı. Yıldan yıla Cengiz Han'ın imparatorluğu katlanarak büyüyordu. İyice yaşlanan Cengiz Han, hayali olan tüm dünyayı almak için ömrünün yetmeyeceğini anladığında güvendiği birkaç rahip ve şamana danışarak ölümsüzlük arayışına girdi. Güvendiği rahip ve şamanların çoğunluğunun fikri aynıydı. Kesin bir ölümsüzlük diye bir şey yoktu ama başka ırklardan kadınlar ile ilişkiye girerse ömrü uzayabilirdi. Bunun üzerine Cengiz Han aldığı topraklardan getirdiği çoğu kadınla birlikte oldu. 2015 yılında yapılan bir DNA araştırmasına göre dünyada yaşayan insanların her 250 kişisinden birinin Cengiz Han'ın soyundan geldiği öğrenildi. Cengiz Han 1227'de Moğolistan sınırları içerisinde 65 yaşındayken öldü. Ölüm nedeni tam birlik olmamasıyla beraber iç kanama olarak söylenir. Cengiz Han'ın Türk mü, Moğol mu olduğu sorusuna gelecek olursak, hayır, Cengiz Han Türk değildi. Evet, çok iyi Türkçe konuşabiliyordu. Aynı zamanda ordusundaki askerlerin ve komutanların çoğunluğu Türklerden oluşuyordu. Ama Temuçin, yani Cengiz Han, kendini hep Moğol olarak tanımlamıştır. Zaten Cengiz Han günümüzde, yani şu anda da Moğolların simgesidir. Cengiz Han'ın mezarı nerede diye soracak olursanız işte burası çok karmaşıktır. Cengiz Han'ın mezarı günümüzde hala bulunmuş değildir. Onun mezarını araştıran iki arkeolog tarihçi de bir bulgu tespit ettiklerini basına söylemelerinin ardından bir daha kendilerinden haberi alınamamıştır. Bazı tarihçilerin rivayetlerine göre ise Cengiz Han mezarının bulunmaması için büyü yaptırmıştır. Ama bu söylentiye dair de bir kanıt bulunamamıştır. Yani Cengiz Han'ın mezarının nerede olduğu halen bir sır olarak tarihin kapalı kapıları ardında durmaktadır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.